Merhabalar, Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tunus işi modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz o kadar kolay ki arkadaşlar, şöyle iki şişle örülmüş gibi görüntüsü olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İpimizi mutlaka soran olacaktır arkadaşlar. Alize, Burcum, Batik. Bunların ipleri çok güzel arkadaşlar. Daha önce bir pembede çalışmıştık. Çok soran oluyordu. Şöyle 4 numara şişle ördüm arkadaşlar ben. Şimdi 3 numarayla öreceğim. Şimdi ördüğümü de göstereyim. Şöyle modelimiz arkadaşlar 2 şişle örülmüş gibi görüntüsü var. Çok kolay. Şöyle alt kısmına ben lastik ördüm arkadaşlar. Mutlaka lastik örün ki bu örgüde kıvrılma oluyor. Ben şöyle 2 sıra yaptım. Siz bunu 4 sıradan yapıp tamamlayabilirsiniz. Bundan çok güzel erkek süveter, bebek süveterleri olabilir arkadaşlar. Büyükler için hırka olur. Mesela bunu hırka olarak devam etsek çok güzel olur. Ben rengine çok beğendim. Şöyle açıklı koyulu yeşili var arkadaşlar. Mora daha yeni geldik. Mor ve bir de şöyle hardal rengi var. Üçü de birbirini çok güzel tamamlamış. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekin. Yelek, hırka, zincir sayısı size kalmış. Zincirlerinizi de oldukça bol çekin ki altında toparlanma olmasın ve lastik de yapmalısınız bu modelde. Bazı modellerde toparlanma oluyor bunun gibi. O yüzden lastik üzerine yaparsanız şimdi lastiği de nasıl yapacağınızı ben göstereceğim size. Gördüğünüz gibi oldukça bol çekiyorum zincirlerimi. Şöyle istenildiği kadar zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Sonra ters döndürüyorum. Şöyle tersten ilmeklerimi çıkarıyorum. Birinci sırayı normal ilmeklerimi çıkaracağım. İkinci sırada lastik kısmınızı yapacağız. Şöyle çok da bol değil. Birinci sırayı normal bir şekilde çıkarıyorum ilmeklerimi. Normalde diğer kısımlarda bol öreceğiz. İlk kısmı sadece böyle sıkı olarak çıkardım. Şöyle bakıyorum. Bu kadar ilmek benim için yeterli. Göstermelik için şöyle ikişer ikişer kapatıyorum. Baştaki ile sonu beraber kapatıyoruz. Şöyle kapattım arkadaşlar. Daha bir ince ipten bluz da yapabilirsiniz çocuklarınız arkadaşlar. Bu modelde. Şimdi şöyle şuradan batıyoruz. Önce birinci zaten ilmeğimiz düz. Şöyle ipimi öne alıyorum. Öne aldım. Şuradaki hemen ilkinki ilmeğime batıyorum. Lastik yapıyoruz. İpim öne almış olduk. Şöyle ördüm. İkinciyi düz olarak örüyorum. Normal tunus işi gibi. Tekrar ipimi bana taraf alıyorum. İlmeğimi batıyorum. Şöyle ön tarafı aldım ve örüyorum. Bu ters oldu. Şimdi düz ördük. Yine tersimi örüyorum. Şöyle elinizle şuradan tutarsanız daha kolay çıkıyor. Düzümüzü ördük. Şöyle ipimi bana taraf aldım. Şöyle ipini bu tarafa geçiriyorum. Elimi şuraya koyunca çok rahat örülüyor. Tekrar düz örüyorum. Bana taraf aldım. Şöyle ipimi düzledim. Şuraya elimi bırakıp rahatça örüyorum. Düzümü örüyorum. Tersteyiz. Tersimizi örüyoruz. Düz. Ters. Düz. Ters. Son ilmeğimiz düz. Bu şekilde arkadaşlar bunu birkaç sıra örün lastiği. Lastik olana kadar ben sadece şimdi göstermelik bir sıra yaptım.
şöyle ikinci sıradan da birazcık göstereyim olmazsa. Karışmasın. Yeni öğrenenler arkadaşlarımız var. Kafaları karışmasın. İkinci sırada da nasıl başlıyoruz? Yine aynı şekilde başlıyoruz. Hemen ikinciyi ters olarak. Önce ipimi bana taraf alıyorum. Hemen ilmeğimi batıyorum. İpimi buraya aldım. Yine bu şekilde. Bir düz, bir ters. Şöyle düzdeyiz. Şimdi tersteyiz. Böyle yaparsanız toparlanma da olmuyor arkadaşlar. Şimdi ben bu sıramı da bitireyim. Şöyle hemen yine kapatıyoruz. Başa geldim. Lastiği de diğerleri gibi aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Lastiğimiz bitti diyelim arkadaşlar. 4 sıra lastik kalınca yapınca, kalın iple yapınca olur arkadaşlar. İnce ipten yaparsanız 5-6 sıra lastik yapın en az diye. Şöyle şuradan batıyorum ve hemen şu ara kısımdan, şöyle gördüğünüz gibi burada bir boşluk var, buradan arkaya geçirdim tığımı, buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle bolca öreceğiz ki güzel buğday başaklarımız olsun. Hemen şunun buradan batıyorum, ikinci ilmekten buradan batmıyoruz, ikinci ilmekten batıyorum ve yanından arkaya geçiyorum, ilmeğimi çıkarıyorum. Buradan batıyoruz. Şöyle ara boşluk var gördüğünüz gibi. Bu ara boşluktan arkaya ilmeklerimi bu şekilde çıkarıyorum. Şöyle ara boşluktan şuradan batıyorum. Şöyle karşıya geçirip şu ara boşluktan, gördüğünüz gibi şurada elimde gözüküyor, şuradan arkaya. Yani şöyle arkadaşlar, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Oturduğunuzda şöyle 2 günde bir kazak bitirebilirsiniz. Kol, yaka isteyenler de oluyor arkadaşlar. Benim zamanım hiç olmuyor. Kol, yaka göstermek uzun iş ama bir tane yelek göstereceğim büyükler için arkadaşlar. Çünkü çok zaman istiyor. O kadar zamanım maalesef olmuyor benim. Şöyle bütün ilmeklerimizi toparladık. Yine ikişer ikişer. Ben baştakindeki kapatıyorum her zaman. Kenarı daha düzgün oluyor. Bunları bu şekilde kapatıyoruz. Yapmamız gereken sadece o kadar. Şimdi ikinci sırada daha da belirgin olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Yine ipimi şöyle kenarda uzatın ki arkadaşlar, bol bol ördüğümüz için kenarda böyle çekme yapmasın. Çok kısa kalırsa çekme yapar. Şöyle uzattım. Şuradan batıyorum. Şuradan battım ve arkaya yine. Hemen şu ara boşluktan arkaya batıyoruz. Buradan batıyorum. Hemen ara boşluktan arkaya. Buradan batıyorum. Ara boşluktan arkaya. Şöyle arkadaşlar, batik ipiniz yoksa bir tane koyu, mesela kahverengi yapacaksanız bir tane koyu kahverengi alın, bir tane açık kahverengi alın. Bir sırasını birinden veya iki sırasını bir, iki sırasını bir de yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Şimdi tekrar buradan batıyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle buradan batıp arkaya geçiriyorum ipi, ilmeğimi. Şöyle gördüğünüz gibi başaklarımız oluşmaya başlıyor. Ortasından çıkarıyoruz ilmeğimizi. İki şiş örgü gibi gözüküyor arkadaşlar. Tunus işi daha kolay, daha çabuk ilerliyor. Tığ işi gibi olduğu için oturuşlar hemen bitiyor arkadaşlar. Yalnız sonunu normal bir şekilde alıyorum. Son ilmeğimi de arkadaşlar, şöyle bir tane burada ilmeğimiz var. Böyle almıyorum da şu arkadaki iplerden de alıyorum. Şu kenarı düzgün olsun diye. Her zaman ben çift alıyorum bu arkadaki iplerde. Yani iki tane ilmek yok. Burada şaşırmayın. Burada sonda bir tane ilmek var. Ben şöyle bu ilmekten, sadece bundan değil, şu arkadaki iplerin birinden daha alıyorum. Böyle kenarı
düzgün dursun diye. Şimdi yine bunları kapatıyoruz. Umarım anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Şimdi bunun çizgi çizgi olmasının nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. Çizgi çizgi oluşmasının bir renk farklı, bir renk farklı gibi oldu arkadaşlar. O yüzden şöyle bir sırasını içinden gelenle ördüm. Diğer sırasını da üst kısmından. Şöyle üst kısmından içinden çıkardım. Bir sırasını ondan ördüm. Bir sırasını da üstünden gelen iple ördüm. Böyle çizgi çizgi oluşmuş oldu batik ipimiz ve çok güzel bir değişik bir model olmuş oldu arkadaşlar. Farklı iplerle örmüşsün gibi oldu. Arkadaşlar son görüntüsü de bu şekilde olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.